Hepinize selamlar dostlar. Uzun zaman oldu. Bir yıldan fazla oldu hatta. Ay konuşamadım. Utandım uzun zaman şey olmayınca. İnsan bir garip hissediyor. Evet şimdi normalde ben video çekmiyordum. YouTube'la uğraşamıyordum. Zaman sıkıntısından dolayı. Çünkü üniversite sınavına hazırlanıyordum. Ancak korona virüsünden kaynaklı olan evde kalma şeyinden dolayı, okulların tatilinden dolayı zamanım var. Yani günün tamamında ders çalışmayacağıma göre hobilerime hobi edinip zaman ayırabilirim. Size de tavsiye ederim hobi edinin. Yoksa zaman geçmez. Hani ta Nisan'ın 30'una kadar ertelendi tatil. Üniversite sınavı da bir ay ertelendi ki daha da ertelenir bence. Yani evde bir şeyler yapın, evde kalın tabii ki. Evde kalmak için de video izleyebilirsiniz mesela. Evet. Şimdi hayatımıza Planet Zoo ile devam edeceğiz. Franchise oynayacağız. Ben bir video kaydı denemem oldu ancak uzun zaman video çekmeyince acemilik oluyor. Benim sesim çıkmamış videoda. Umarım şu an çıkıyordur. Şu an çıkmıyorsa artık sinirlenmeye başlayacağım çünkü. Evet. Resum. Nasıl telaffuz ediliyordu? Unuttum. Devam etmeyeceğiz. Çünkü o kaydı sildim. Şu an tekrar yani kayıttan kastım şey olarak karakterimizden devam edeceğiz. Karakterimizi de göstereyim. Karakterimiz böyle bir kadın yarattım kendimize. Karakterimizi de Türkiye'ye yerleştirmiştim. Tam böyle Malatya civarlarına. Tabii ki yani Malatyalı olmak bunu gerektirir. Devam ediyoruz. Yeni hayvanat bahçesi diyeceğiz. Evet, bir hayvanat bahçesi zaten önceden açtığım için puanımız gitti ve bu baya kötü bir şey. Çünkü bu puan aşırı önemli. Şimdi. Yeni hayvanat bahçesi diyeceğiz. Bunlar iklimler dostlar. İklimlerden seçiyorsunuz böyle. Koyduğunuz yer, karakterinizi koyduğunuz yer önemli değil. Hani iklimini buradan seçiyorsunuz. Her şey buradan seçilecek. İklim seçiyorsunuz. Sonra bir de bulunduğu kıtayı seçiyorsunuz. Kontinent kıta. Kıtayı seçiyorsunuz. Biz ya Malatya Asya'da görünüyor. O yüzden Asya seçelim bence. Aslında seçtiğimiz kıtanın aslında ziyaretçilere falan etkisi oluyor mu merak ediyorum açıkçası. Hani yalan değil. O yüzden Avrupa seçmek de istiyorum. Ama Asya iyidir. Hayvanat bahçesi adı. Tabii ki de Alpinia. Alpinia mı olsun, Alpinia Zoo mu olsun? Alpinia Zoo. Alpinia Hayvan Parkı. Alpinia Vahşi Yaşam. Dur bunları Vahsi Yaşam. Aa sığmadı. Alpinia Vahşi Parkı mı olsa Vahşi Park. Alpinia Vahşi Yaşam. Bence böyle güzel. Böyle güzel oldu. İçime sindi ben. Yaptık gitti aman. Artık hızlı bir şekilde oynayalım. Aslında önceki videonun biraz şey yoluna gitmesi de iyi oldu. Çünkü oyunu hiçbir şekilde bilmiyormuşum. Hani ben dedim bu oyunu bir şekilde kendim hallederim, öğrenirim. Şu an tabii rehberi göstermeyecek. Dostlar sağ tık tutarak bu hareketi yapıyorsunuz. Mouse'a sağ tık tutunca. Orta scroll tuşuna basınca bu hareketi yapabiliyorsunuz. Mouse'un her iki tuşuna da basılı tutunca yine orta scroll tuşuyla basarak yaptığınız hareketi yapabiliyorsunuz. Scroll'la yine scroll'u çevirerek zoom yapıyorsunuz. Klasik oyun şeydir. Diğer tuşlar oyunun içinde flashlight açabiliyorsunuz. Mesela şurada görünür mü? Bakın geceleri falan kullanmak için. Böyle bir sürü özellik var. Yavaş yavaş zaten ben de oynarken siz de göreceksiniz. Eğer öğrenmek istediğiniz bir şey olursa da videoda yorumlarda sorabilirsiniz. Ben cevaplarım biliyorsunuz erinmem. Cevaplarım her türlü. Hani gerekirse Discord'dan bile konuşuruz hani sıkıntınızla alakalı. Evet şimdi bir yolumuzu çekelim. Bu arada ben bazı şeyler öğrendim o acemiliklerimizde. Bu arada yol en başta 3 metre olarak ayarlı geliyor. Siz sonradan ayarlıyorsunuz. Şunu da açayım ki tık tık düz hafif olsun. Şimdi şöyle bir tık gelsin. Gelmeye devam etsin. Bu bizim şeyimiz olsun hani. Nasıl diyeyim? Bel kemiğimiz olsun. Kendimizi bu yola göre ayarlayalım. Şimdi.
Onu oraya gelince anlatayım en iyisi. Şu an anlatacaktım ama. Evet, biraz gelelim. Burada da aynı şekilde simetriyi ileride bozmam açısından şimdiden ilerliyorum. Bunu geri silelim. Kafi, kafi. Kafi. Şimdi staff pet. Bu ne? Bu bizim sadece çalışanlarımızın gidebildiği yol. Bunların ne farkı var? Renk mi? Sadece renk mi? Bu yeşile yakın gibi duruyor. Ben o yüzden bunu seçeceğim. Şimdi oyunda şöyle bir olay var dostlar. Oyunda insanlar, yani ziyaretçiler sizin stafflarınızın, yani çalışanlarınızın gittiği yerleri görmek istemiyorlar. Hani o görüntüden rahatsız oluyorlar. Neden bilmiyorum. Ben görmeyi çok istiyorum. Severim. Ama öyle işte. O yüzden onu ne yapalım? Nereden versek ki? İleride zaten değiştirebiliriz de. Şu anlık şuradan vereceğim. Burası kafidir diye düşünüyorum. Şöyle biraz gelsin. Gelsin. Tamamdır. Evet. Yolumuzu yaptık. Şimdi oyun bize diyor ki staff, yani ıvır zıvırlarını hemen hallet diyor. Staff room yapacağız şimdi. Bunları nereden yapıyoruz? Bunları facilities'den. Facility'nin Türkçesini bilmiyorum. Buradan bir dakika. Staff room. Direkt buraya şey yazacağım hani hepsini görebilmek için. Ha, okey. Evet, bunların toplu tamamdır. Ha, toplu bulunduğu bir yer varmış. Şimdi dostlar ben en başta şunların ne olduğunu çözememiştim. Mesela karantina diyor böyle gösteriyor. Bir tane daha var. Karantina diyor böyle gösteriyor. Şimdi bu Planet oyunlarında genel olarak bu hani Planet Coaster falan da kendi tasarımınızı yapıyorsunuz. Bunu da kendi tasarımınızı yapmanız için. Bu da oyun diyor ki bak ben sana tasarımını yapmışım. Şu anlık bununla idare edebilirsin diyor. Ben de diyorum ki tamam. Biz bununla idare edeceğiz şu anlık. Yani paraları zaten bilmiyorum. Şu an bizi çok etkiler mi bilmem. Aslında etkileyebilir. Ama tipleri de çok kötü be. Tipleri çok kötü ama 1000 dolar fark var arada. 1000 dolar fark var arada. Biz o parayı geri kazanırız. Bunu böyle koyacağım. Ay çok bitti. Yine sol çatınız birleşik gibi olsun. Tamam. Evet. Sonra bu. Bunların hepsinin görevlerini açıklayacağım size. Şöyle mesela bir dönelim. Arkasına yerleştirelim. Şimdi. Bu Keeper's Hut. Hayır, yolu ben zaten sonra hallederim. Yolu ben sonra hallederim dedim. Başkan ne diretiyorsun bana ya? Gıcık oluyorum böyle oyun bana bir şeyler diretti mi? Hani bunu mu istiyorsun? Sal bizi daha. Facilities. Geri gelelim. Zookeeper Hut var. Bunu yapmamız lazım şu an. Oyun eğer bana beklediğimi verirse çok mutlu olacağım. Yani oyun çok muazzam olacak. Şöyle koyalım. Diğerlerini de yanına tıngır tıngır dizeriz. Research Center, araştırma merkezi zaten adından. Bank. Aynı bina gibi koymaya çalışıyorum çünkü öyle daha çok hoşuma gidiyor. Sonra workshop'ımız var. Workshop nerede? Workshop. Workshop'ımızı koyalım. Z, Z. Bıngır bıngır. Tak. Onu da koyduk. Ve Trade Center kaldı. Trade Center'da bu olması lazım. Aynen. Hemen. Ay, bir enerjim düştü bir anda. Haydi. Bence olmadı. 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 Bir şey olmaz. Şu anda küçük şeylere bence kulak asmayabiliriz.
Koymadığımız bir şey yok değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7. Tamam, 7 bina koyduk hepsini. Şimdi. Ben bunların hepsini toplu olarak almak istiyorum. Save selection is blueprint. Room selection advanced. Pekala, pekala. Şimdi dostlar, karantina odası. Karantina zaten, hani hayvanlarınız hasta olduğunda falan burada bakıyorlar. Burası veteriner bölgesi, veteriner, sağlık, staff building burada şey oluyor. Mesela çalışanınız yoruldu geliyor burada dinleniyor. Trade Center burada hayvanlarınızı alma satma işleriyle uğraşıyorlar. Workshop'ın tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama yüksek ihtimal etrafla falan uğraşıyorlar. Bunlar. Araştırma merkezi araştırma yapıyor. Keepers da hayvanlarınızla ilgilenenler oluyor. Şimdi sakin sakin başlayalım. 98 puanımız var. Normalde 200 puanımız oluyor. Ancak benim yaptığım bir hatadan kaynaklı olarak da düşük puanla başlayacağız. Yani burnumuz biraz daha fazla sürtecek. Tırmanılamaz, opak. Evet, şimdi duvarların özellikleri var dostlar. Mesela hedge diyor. Türkçe'ye nasıl çevirir bilmiyorum. Çim duvar diyeyim. Opakmış, yani arkasını göremiyorsunuz. Tırmanılabilir. Su geçiriyor. Ve gücü de birmiş. Yani hayvanların özellikleri var. Şurada göstereyim. Mesela fil dedik. Habitat speci nerede yazıyordu o? Heh. Burada gereksinimleri falan yazıyor. Nerede? Göremedim. Allah Allah, göremedim. Habitat'ta yazıyor sanırım. Ha. Habitat'ta diyor ki mesela bu hayvanın yaşadığı alan 2200 metrekare olsun yaklaşık diyor. İçinde 148 metrekare su olsun diyor en az. Tırmanacağı yer olması da gerek yok diyor. 16 ile 44 derece arasında yaşıyor diyor. Çitlerinin uzunluğu da 2 metre veya daha büyüğü olsun diyor. Yoksa üzerinden geçer, senin müşterilerini korkutur diyor. Bu kadar basit bir mantığı var. Şimdi biz hangisinden yapsak? Opak. Bir 5. Bu da iyiymiş. Biraz pahalı ama gelecekte de kullanabileceğimiz bir şey olduğu için bunu yapmayı tercih edeceğim şu an. Yani şunu açacağım. Bak diyeceğim. Şöyle bir dönersek kontrollere alışmam biraz sürecek dostlar. Tam düz olmasını istiyorum yola. Bence oldu mu? Oo, hayır. Yola kayar gibi oldu. Bu arada CTRL-Z ile undo yapabiliyorsunuz. Yani geri sarabiliyorsunuz yaptığınız eylemi. Bir undo daha isteyeceğim. Ben bunu nasıl tutabilirim? Üçe. En başta çok büyük bir kafes yapmak istemiyorum açıkçası. Zaten bakacağımız hayvanlar da kısıtlı ve küçük olacaklardır. 1, 2, 3 yine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamamdır. Şimdi kapımızı koyalım. Wooden değil, metal koyalım. Belli olmaz çünkü. Şimdi ha. Şimdi çalışanlarımızın olduğu bölgeye yakın koymamız lazım. Neden diye sorarsanız, çünkü çalışanlarımız arada git gel yapıyorlar ve burada zaman kaybı olma ihtimali var. Böyle koymayacağız. Böyle iyidir. Nasıl koyamıyorum? Hayır, yola çok yakın diye koydurtmuyorsun değil mi? Ha, tamam. Güzel. Şimdi bunu da koyduk. Artık burayla işimiz kalmadı. Çitimizi hallettik. Şincik. Ne yapmamız lazım? Ay, oyundaki zaman durdurmayı unutmuşum. Ay, gece oldu. Umarım net görüyorsunuzdur. Bu arada burada da bize görevler veriyor. Buna göre bunları yaptıkça bize para mara verecek. Bu arada oyunda franchise oynuyorsanız değerli olan şey conservation credits. Hayvanlar, böyle aldığınız hayvanlar genelde daha kaliteli oluyor. Parayla aldıklarınız o kadar kaliteli hayvanlar olmuyorlar. Zaten kolay kolay franchise'da kimse
parayla hayvan satmıyor ve buradan baktığınız hayvanları da canlı canlı insanlar koymuş oluyor. Mesela bak adam 24 dakikalığına pazarlamış bunu. Aldın aldın, alamadan yapacak bir şey yok. Hani öyle düşünün. Şimdi o yüzden burada bunu açacağız. Filter diyeceğiz. Şimdik. Ne kadar alan ister ki bu? Zoopedia'sına bakalım hemen ne kadar habitat istiyormuş. 290 metrekare. Aa, mesela bakalım. Bizimkin kaç metrekareymiş? Bizimki 576 metrekareymiş. Mis. Yaban domuzu bakabiliriz. Örnek. Yani tabii ki daha farklı bir hayvan bakmak isterim açıkçası. Refresh list. İste gitti. İste gitmiş ki. Ha, habitatı açmış oldu. Ay, sen ne güzel görünüyorsun öyle. Sen çok güzel görünüyorsun ama puanların düşük senin. Aa, bu daha iyi. Bu daha iyi. Hem de dişi. Bu erkek. 3 puan, 5 puan, 3 puan, 5 puan. Hemen bunların bir Zoopedia'sına bakalım kaçlı olarak yaşıyorlarmış. 312 metrekare güzel. 3 ile 40 arası büyük ihtimal onları da sağlayabiliriz. 4 erkek 16 dişiye kadar yaşayabiliyorlar. Muazzam. Muazzam muazzam. Ha, çit uzunluğu 1,25 ve üstü. Ona da uyduk. Büyük ihtimal 2 metre olması lazım bizim çitlerimizin. Bu research'lere falan bakarız zaten. Bunları gitgide öğreneceğiz. Şimdi ne kadar uzun süre yaşıyormuşlar? 3 yaşında çiftleşmeye başlıyorlarmış. Ölene kadar çiftleşebiliyorlarmış sanırım. Anlamadım. Herhalde 2 ile 6 arası yavru veriyormuş. Doğum inkübe süresi ne denir? Doğum kuluçka süresi 1 aymış. Her 12 ayda bir doğum yapıyormuş. Kadar yani ömürleri de 23 yılmış. Anam çok güzel. Ben alıyoruz. Lütfen satılmamış olsun. Geri al. Niye alamıyoruz? Animal trading. Ben yine bir şey yaptım. Önceki oyunumda aldığım hayvan duruyor. Doğaya salarsak 15 puan geliyor. Doğaya saldık. Ve 15 puan geldi. Güzel. Animal trading. Lütfen gitmemiş olsun. Abi gitti, zebra geldi yerine. Zebra geldi de belli ki bu baya kötü bir zebra. Nerede? Oha. Albinosun da. Albinosu var. Indian pea bir şey. Şimdi dostlar bu size için yani boyutu, büyüklüğü. Longevity sanırım yaşam süresini etkiliyor. Fertility gene doğurganlık, immunity gene de hastalığa yakalanma ihtimali. Şimdi buradan biz bunu alalım, adopt diyelim. Diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfada biz bir tane onu verimli göl verenini buluruz. Farklı farklı renkleri var, farklı farklı güzellikleri var kendilerinin. Muazzam hayvanlar ya. Abi hayvanat bahçesi türü şeylere ben hastayım. Biliyorsunuz zaten Jurassic World Evolution'ı o kadar oynadık. Dişisini almışlar mı ya? Yapmayın be başkan. Bir dakika. Biz buradan onun türünü buluruz. Species. AGH. Filter. Ben onun albinosunu bulacağım. Kibin ne? Ne yaptın? Ciğerimi söktün. Bunu da alacağız. Ay, önceki de mi erkekti acaba? Bu da erkek. Bize dişi lazım. Dişi yok mu? Hepsi mi erkek? Abi herkes erkek satıyor. Dişi var artık. Bu renklere de bakacağız. Oo, mahvolmuş bayağı.
Maalesef ona da o kadar para verecek halim yok yani. Erkek. Doğuramaz. Doğurtmamız lazım çünkü yavruları doğaya salarak bu puandan kazanacağız. Arkadaş hayvan yok. %33 fertilite çok düşük. O riski alamayız. Bakalım. Aa bir dakika boyumuzu aşmaya başladı. Bu güzel hayvan. Bu güzel hayvan. Bunu da alalım. Adopt. Orada bir eşeklik yaptık. Biz direkt bunu şey olarak sıralayabilirmişiz. Bu şekilde sıralayabilirmişiz en başından. Tamam. Aa bak bu da iyiymiş. Birkaç tane alalım. Yani biz bunları bir şekilde bakacağız zaten paramız var. En başlarda umarım kalkındırabiliriz. Evet. Şimdi bakalım hayvanat bahçemizde hayvanlar. Zaten salmamış mıydık? Zoo, hayvan bahçemiz. Araştırma, mekanik, facility, hayvanlar. Sanırım bir dakika çalışan almamız lazım şimdi. Önce bir çalışan alalım. Bir bakıcı. Bir dakika. O temizlikçi, bu bakıcı. Mekanik. Hepsini eninde sonunda koymamız gerekecek. O yüzden şimdiden koyuyorum. Vendor. Vendor aslında şu... Ay iki tane koydum. Veteriner. Bunları işten çıkarabiliyor muyum? Bir. Özür dilerim dostlarım. Anlık kovmuş ki. Tamam ya, öf, yerlerini karıştırdım. Evet, iki erkek almışız. Pam 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 pam. Tamam. Move. Move deyip buraya koyacağız. Adamlarımız da onları getirecek. Bunu mu move dedik? Move yapacağız. Buraya koyacağız. Aynı şekilde hepsini buraya alacağız. İki erkeğimiz olsun. Ya döllenme ihtimalini arttırırız. Hem dişilerin üreme ihtimalini arttırırız. Tahminim öyle olur diye düşünüyorum. Tabi bunlar tahmin. O hesaplamadığımız bir şey varmış. Yaşları biraz büyük ama bir kere bile üreseler benim için yeterli. Şimdi devam ettirelim. Çalışanlarımız gidecek. Onları alacaklar. Ve buraya getirecekler. Hızımızı da O ile ayarlayabiliyoruz. O tuşuna basarak ya da tabii direkt buraya da tıklayarak halledebilirsiniz. Hop, iki tane şey var. Accessible trade. Ay yol koymadık yol. Anam yol koymadık. Ben de diyorum niye böyle oyun. Yollar neredeydi pet? Nerede? Staff. Bundan yapmıştık. Bu yolları biraz küçülteceğim. 4 metrenin... ...90 derece işte ya. Hayır. Deli eder bu adamı var ya. Ay yap anam yap. Bir dakika. Geri alacağım. Biraz şiklik mi ediyoruz ya? Geri al. Arkadaş yok diyeyim yok. Hı.
Ya yok, bağlanma. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Şuna bağlanma ki göreyim seni. Her yer yol oldu ya. Pis oyun, pis oyun. Pis oyun, şekli bozdu. Biz onları ileride halledeceğiz. İleride halledeceğiz. Hop, devam ettiriyoruz oyunu. Şu sorunun ortadan... Aynen öyle. İkisi de ortadan kalktı. Ne oldu? Ha, yeni görev geldi. Bak, gösterip de vermiyor resmen ha. Bak, gösterip de... Sen nereye? Aa, bir şey unuttuk. Elektrik. Ah, yetiyor, tamam. Ay ay ay. Bir an panikledim. Oyunda elektrik de var çünkü unuttuğumuz bir olay var. Oyunda elektrik diye bir şey var. Bunları ileride nasıl döşeceğimiz hakkında çok bir fikrim yok ama. Ha, gündüz oluyor sanırım. Abi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi siz diyeceksiniz ki bunun içine sen hiçbir şey koymadın. Deli misin diyeceksiniz. Abi, Fatih'im beni ziyarete geldi. Abi, Fatih'im ziyarete geldi ya, tatlı adam. Fatih şey, Angreal YouTube kanalı var. Muazzam bir adam. Onu da öneririm. Zaten kanalımda bir sürü Fatih'in izleyicisi var. Patateslerin gücü adına. Şimdi. Ha, buradan bakın. Diyor ki bana barınak yap. Ben barınak istiyorum diyor. Burada da diyor ki otlar kısa olanlar az diyor bak. Bana kısa ot biraz arttır diyor. Uzun otlar da çok fazla diyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Sanırım buradandı. Buradan mıydı? Painting. Yok. Buradan değilmiş. Nereden yaptığımızı şu an bulmaya çalışıyorum. Aha, direkt basınca geliyormuş. Tamam. Şimdi kısa otu arttıracağız. Oh, mis mis. Aşağıda başka sıkıntısı olan var mı? Kar sevmiyorlarmış bu arada. Kum, kaya falan seviyorlarmış abilerim. Tamam. Şimdi habitatlarından mutlular. Habitatları normalde 542 ama normalde 324 istiyor ama bizde 541 var. Şimdi Heart Shelter. Heart Shelter dilim suçtu. Diyor ki bana şey, yani ev yap, ev. Beds and Shelters. Şimdi buradan nasıl yapacağız? Hemen size. Hangisinden olsa? 444, 842, 842. Ne kadar ki bu? Oy, biraz. Ve. Tamam. Bu açıyı nasıl serbest bir şekilde değiştiriyorduk? Öyle motomot koymak istemiyorum. Nasıldı ya? Bunları da çözeceğiz. Bunları da çözeceğiz. Yavaş yavaş alışacağız. Her şeye alışacağız. Z değil mi? Z ile çeviriyorsun. Bunda da olmuyor. H. Evet. H'mış. Ha yok. Z'ye basılı tutarak mouse oynatıyormuşuz. Tamam. Öğrenmiş olduk. Bunu nereye koyacağım diyeceksiniz. Bunu şuraya koyacağım ve şu şekilde koyacağım. Yani böyle koymak istiyorum. Şimdi Heart Shelter'ını yaptık. Şimdi Heart Shelter yapmakla bitmiyor. Bunun içine diyor ki bana saman koy, saman. Small, large, medium, large. Small'dan koyalım. Şimdi hop, flashlight'ımızı yaktık. L'ye basınca yanıyor dostlar bu arada. Şöyle dizelim çünkü bunların sayısı üredikçe artacak. Güzel oldu. Şu aralara da atsak mı? Aynen ya. Görünmesin aralar. 10 doların hesabını yapacak değiliz ya. Bedding, shelter. Pekala. Tamamıyla halloldu. Bunu da hallettik.
Şimdi hafif devam ettirelim oyunu. Hop, gördünüz %100 oldu. Şu an hayvanlar mutlu. Diyor ki harikayız başkan. Bu coverage dediği şey de bitkiler. Şimdi hayvanlar bitkilere göre tepki veriyor. Mesela çok fazla bitki koyarsanız, eğer şu sınırı aşarsanız hayvan diyor ki başkan ne yaptın diyor. Darladın beni diyor. Ve mutsuz oluyor. Mutsuz olunca sıkıntı çıkarmaya başlıyorlar. Hastalanıyorlar sanırım. O kadar bilmiyorum oyunu. Oyunu daha yeni aldım çünkü ben de. Burada hayvanın bitkilerinin biyomları var. Bana diyor ki temperate yani dengeli iklim bitkisi koyabilirsin diyor. Grassland çayır bitkisi koyabilirsin diyor. Bir de tropikal iklim bitkisi koyabilirsin diyor. Biz de şimdi bu hayvanların burayı izin verdikleri şeye kadar şey yapacağız. Ne denir? Bitkilendireceğiz. Ama önce bir dakika. Şimdi hayvanları izlemeleri için yer gerekiyor insanlara. Buraları bir kapatayım. Bariyer. Buraları cam yapacağız. Hayır. Yok. Cam. Ha, yok. Ay, yapamadım. Cam. Burayı seçtim. Cama bastım. Tamam. Oldu mu? Burayı da cam. Aynen ya, insanlar görsün. Hodri meydan. Benim hayvanlarım güzel. Saklayacak bir şeyim yok. Burayı cam. 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 Tamam. Öğrendim. Öğrendim. Abi çok güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şurayı da mı cam yapsak? Yok yok. Orası kalsın. Orası kalsın. Arka tarafa zaten gitmeyi versinler bir zahmet. Orası bizim staff bölgemiz olur. Şimdi ne yapacağız? Habitatlarına yeme kısımları falan koyacağız. Football, large, small. Small olsun, bir şurada olsun. Hani insanlar gelip izlesin diye. Bir de burada olsun. Sonra su. Aa, bir dakika. Tamam. Hayvanların isteğine göre buradan seçmemiz gerekiyor bu arada. Species. Neydi bunlar? Hindistan Peewolf neydi ya? Peewolf. Tavus kuşu ha. Hayvanların sevdiği şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Aynen. Küçük kaptan yemek yiyorlarmış. Şunlardan da sularını içiyorlar. Ha, bir su kabı koyduk. Yemek kabı koymadık. Obstructed değil, yalan. Katiyen yalan. Tamam, bunu da koyduk. Güzel oldu. Muazzam oldu. Yemeklerini artık yiyebilirler. Isıtıcı, soğutucu onları koyarız zaten. Şu anlık gördüğünüz üzere hiçbir oyuncakları yok. Çünkü haklarında herhangi bir şey bilmiyoruz hayvanların. Onların hakkında araştırma yapmamız lazım. Tabi biraz oyunu da devam ettireyim. Ama hızlı da yavaş da devam edelim. Hadi bakayım. Babacık babacık. Seni yerim. İki tıkla hayvana yakın bakış yapabiliyorsunuz. Kamera açısını falan değiştirebiliyorsunuz. Abi çok güzel görünüyorsun sen. Sen çok tatlısın ya. Çıkalım kamera açısından. Bu hayvanın adı Neil'miş. Senin adı ne bakalım? Abi. Poz ver babana işte böyle. Şu güzelliğe bak. Güzelliğe bak abi. Hayvanların her hali güzel ya. Muazzam hayvanlar. Bunun adı da Div'miş. Dev. Biz dev diyelim. Evet, bak oynayacak bir şey yok diyor etrafta. Ben sıkıldım diyor hayvan. Haklı olarak. Bunlara bakalım. Yetişkin popülasyonu gördüğünüz üzere. En az 4 seviyorlarmış. 2 fazla almışız hayvanları. Sosyallik tamam. Çevreyi de beğendirdik. Bitki falan koyacağız. Oo. Short ot lazım tekrar. Biraz daha. Ay bir dakika. Short ot fazla gelmiş. Long ot. Buraya. Fazla ekleyelim. Garantiye alalım. Tamam, onu da hallettik. Burayı kapatabiliriz.
Başka bir şey göremiyorum. Tamam. Şimdi bu hayvanlarımız böyle gördüğünüz gibi insanlar gelip izleyecek. Tabii bu insanlar için önemli şeyler var. Onlara da diğer bölümde devam edeceğiz. Oyunumuzu durduralım. Ben etrafı biraz düzenleyebilirim diğer videoya, bilmiyorum duruma göre. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmak zaten size kalmış. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın ve evde kalın. Lütfen risk almayın. Gencim falan deyip de risk almayın çünkü kalıcı akciğer hasarı bırakabiliyormuş bizlerde de. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar, iyi video izlemeler diyorum. Hoşçakalın.